Yani medya terör ilişkisi yani baş başına bir konu. Oraya şöyle girelim. Yani medya terör ilişkisinde bir takım belirleyici kriterler var. Nedir mesela? Yani medyanın bir örgüte terör örgütü muamelesi yapması için gerekli olan kriterler nedir? Bu uluslararası kriterlerden bahsediyorum. Bir, evet. Örgüt masum insanlara zarar veriyor mu? Veriyor. Örgüt araçlara zarar veriyor mu? Veriyor. İş yerlerine zarar veriyor mu? Veriyor, yani hali hali veriyor. Veya işte çocuklara zarar veriyor mu? Veriyor. Dolayısıyla uluslararası kriterlere göre PKK tam anlamıyla bir terör örgütü ve bence bir iki adım da ilerisinde, yani bu örgüt seviyesinin. Burada medya ne yapmalı? Medyanın yapması gereken şey bu örgütün hedeflerine alet olmadan toplum bilgilendirmek işlevini yerine getirmesi lazım. Çünkü terör örgütünün mutlaka yayın organları var. Ama ulaştığı kesim çok dar. Çok yerel. Dolayısıyla onun bir ülkeye ve uluslararası arenaya ulaşabilmesi için o ülkede yayın yapan geniş imkanlara sahip işte büyük televizyonlara ve büyük gazetelere ihtiyacı var. Bu yüzden o büyük ana akım medyanın terör örgütleriyle ilgili yaptıkları haberlerde çok ince bir çizgiyi gözetmeleri lazım. O ince çizgi şu. Siz haberinizi yaparken terörün ne kadar kötü olduğuna, terör örgütünün ne kadar kötü olduğuna odaklanarak bu haberi piyasaya sürmeniz lazım. Eğer örgütün yaptığı, sizin verdiğiniz haber örgütün propagandasına dönüyorsa, örgütün işte toplumdaki geniş kitlelerde korku oluşturacak, işte psikolojisini bozacak, normal hayatını etkileyerek, onun işte normal hayatını yaşamasından geri adım attıracak bir pozisyona dönüştürüyorsa sizin yaptığınız haberler, orada işte örgüt Kandil'de oturmuş ve zaten akşam haberleri beklemektedir. İşte nasıl bizim propagandamız yapılacak diye. Burada çok ince bir çizgi var. Medyanın bunu gözetmesi lazım. Türkiye'de bazı medya organlarının bu noktada hassas davranmadığını maalesef görüyoruz. Burada karşımıza mesela geçenlerde bir iki örnek not aldım burada. Diyarbakır Silvan'da askeri konvoyun geçişinden sonra bir bomba patladı. Ve o bomba patlaması neticesinde bir çocuk 13 yaşında hayatını kaybetti. Maalesef. Bazı medya organlarında Türkiye'de bu şöyle haberleştirildi. İşte bomba erken patladı. Ne demek bu? Yani askeri konvoy geçiş sırasında patlamasını mı bekliyordunuz? Bu şu demek yani. Vaktinde patlasaydı da askeri araçlar zarar görseydi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani medyanın böyle konularda doğrudan hedef belli, çünkü odak belli. Bunu yapanlar da bunu üstleniyorlar. Kendileri daha sonra zaten üstlendiler. İkincisi mesela çok enteresan. Yani medya ismi vermek istemiyorum. Ama işte Türkiye'nin en köklü, yani en köklü derken Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat doğrudan kurdurulan gazetenin bu şehit haberleri karşısındaki yayın politikası mesela çok, yani çok enteresan. Şöyle veriyor. Siirt'te 8 asker hayatını kaybetti. Şehit oldu. Birinci sayfasında sürmanşetten bu haberi yaptılar. Ve haberde bu patlamayı kimin yaptığına dair bilgi yok. Gazetecilikte biz örüntüyle anlatıyoruz. 5N1K. Birinci soru şudur. Kim yaptı? Peki okuyorsun o haberi. Kim yaptı? Bomba kendi kendine patladı. Askerler kendi kendine öldü gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Yani bunun burada işte insan, yani art niyet arıyorsun. Çünkü bu böyle olmaz. Eğer Türkiye terörle mücadele edecekse ve bu terörün tarihi Türkiye'de AK Parti ile sınırlı değilse ve sınırlı da olmayacak gibi görünüyor. 30 yıllık bir geçmişi var. Burada bütün medya organlarının, yani sağcı, solcu, işte dindar, muhafazakar, milliyetçi, bütün medya organlarının el birliğiyle, çünkü Batı'da böyle, belki o işte 11 Eylül örneği var, çok yaygındır bu. Bütün el birliğiyle terörü lanetlemesi, terörün, evet, adını vererek teröre karşı ortak bir duygu birliği geliştirmesi lazım. Gazetecilerin sempatizan gibi davranmaması lazım. Yani kesinlikle bunlara dikkat etmek gerekiyor.